Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Yani sizin kanalınız. Kanalınıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda buji ve buji sorunlarından bahsedeceğiz. Umarım beğeneceğiniz bir video olacaktır. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Ben sözü uzatmadan Erhan Usta'ya bırakıyorum. Ustam buyurun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mustafa abimin söylediğine göre yorumlarda buji ile ilgili çok soru geliyor dedi. Biz de mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar buna cevap vermeye çalışacağız. Daha net görebilmeniz için ben üst gövdeyi söktüm. Bujinin önce ateşlemesine nasıl bakılır? Bozuk ya da sağlam olduğu nereden anlaşılır? Bir elimizde taze buji var, bir de eski bujimiz var. Şimdi Mustafa, bu taze bujimiz. Taze bujimizi... Yaklaşayım ben şöyle. Biraz yaklaşırsan... Yahut da o tarafta mı? Şöyle tersten geçeyim. Yuvasına takmamız lazım. Tamam, terse geç abi. Şimdi böyle. Taktığımız zaman metal gövdesi vardır zaten. Şu metal gövdenin içine değdirdiğimizde böyle ters oldu abi. Sen bu tarafa geç. Peki, ben öyle geçeyim. Kusura bakmayın. Aileden olduğunuz için yani böyle şeyleri mazur karşılayın. Şimdi taktığımızda, metal gövdeyi değdirdiğimizde bunun önündeki ateş. Ateş. Görüyorsunuz bu mavi, temiz, düzgün bir ateş. Bozuk olan bujimizi alıyoruz. Ateşleme hiç yok. Çok ölü. Çok ölü bir ateşleme ölü var. Ölü bir ateşleme var. Bu bujinin ateşleme yapmadığını gösterir. Ateşleme yapmadığını gösterir. Bazen ateşleme bobini de bozuk olabiliyor. Biz onu önceki videolarımızda yapmıştık. Oradan izleyebilirler. Şimdi bu bujimizi nasıl kullanılır hale getirebiliriz? Ola ki diyor adam, bu anda buji bulamadım. Evet, köyde, dağda. Tabii köyde, dağda, bayırda. Tabii elindeki imkanlarla. Şimdi bizim elimizde taş var. Normalde taşta biz bunu taşlıyoruz ama olabilir o an için elinde bir tel fırça olabilir. Zımpara olabilir. Önemli olan şunun ağzını temizlemek. Ya tel zımparayla, ya telle, ya kağıt zımparayla bujinin ağzını temizliyoruz. Temizleyebildiğimiz kadar temizleyelim. Eğer zımparamız varsa, zımparamızla da ateşleme yaptığı yerleri, o L şekli ve çıkıntıyı. Tamam. Ateşleme şeklinde. Onun açıklığı ne kadar olacak o L'nin? Açıklığı genelde bir maket bıçağı ağzına yakın. Yani ne diyelim, şöyle bir maket bıçağımız vardı şurada. Normalde bunun ağzına yakın olması lazım. Şimdi o, biraz açık. Tam kabur. Rahat girip çıksın oraya, fazla geniş olmasın. Tabii. Çok yakın yaparsan bu sefer o da olmaz. O da sıkıntı. Ya bu şimdi ağzı milimetrik olarak değil de insanların kolayca yapabileceği şekilde biz tarif etmeye çalışıyoruz, biliyorsun abi. Şimdi temizledik. Biraz önce hiç ateş yoktur. Şimdi gördün değil mi? Kıvırcımlar belli oluyor. Bunu bu şekilde, evet, kullanabilirler. Umarım faydalı olmuştur. Başka sorulan soru varsa, aklına takılan abi. Peki, Erhan Usta'ya teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum ki videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.